İyi günler. Dedikodu konusunda hazırlanan bu belgesel programda bana da yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Senin baban yaşları hasta, benekli geyikmiş. Sana ilgi, şefkat, sevgi hiç göstermemiş. Sen Fikret Bey'in hayalet olduğunu biliyor muydun abi? Aman saçmalama Menajat. Hayatımda duyduğum en komik dedikodu bu. Ya aramızda Asım Bey'in kadın olduğunu söylüyorlar. Aa! Yok ya. Nereye gidiyorsun öyle? Allah Allah. Aa, ne var? Ne var? Şu Sevda iyi kız, hoş kız ama biraz düşüncesiz. Madem böyle bulaşıcı bir hastalığım var, niye öyle herkese hapşırı diye suratını hapşırıyorsun ya? Aa, rica ederim, hemen dedikoduya başlamayın. Sevda benim kızım. Eğer öyle bulaşıcı bir hastalığı olsa önce bana söyle. Yok öyle bir şey. Ne demek yok öyle bir şey? Babacım olabilir yani, kızınız mızınız ama bizim suratımıza doğru hapşırması biraz tehlikeli değil mi? Ne bileyim, en azından camdan dışarı hapşırabilirdi. Ya da o Neşat'ın suratına hapşırabilirdi. Necat nerede? Ha? Ha? Sakın mikrop kapı pastalanmış olmasın. Necat! Necat abi! Necat. Buğday yiyor! Arıyorum, kızım hasta değil. Böyle bir şey olsa benim haberim olur. Ya abi de, benim aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Gibi, Fikret Bey hakkında. Sevda gerçekten hasta olabilir ve babasına söylememiştir. Ya o zaman Fikret Bey de hastadır. Doğru. Ha. Ne yapacağız? Kaç kelime. Fikret Beyciğim. Buyurun efendim. Saygılar sunarım. Haydi efendim. Kusura bakmayın, sizi bu odada istemiyorum. Size kaşım söyleme beni de. Develenme. İnsanlık adına yapıyorum. Develenme. Yıkmaşma. Aa, o bir de B demek. Hoş koca ufasın. Ayıp değil mi? B. Asılsız söylentilerin, art niyetli düşüncelerin ürünü bu yalanlara, yani dedikoduların ne kadar kötü bir şey olduğunu ilk kez somut olarak o gün görmüştüm. Bir birlikte çalıştığım insanların kendini bile tanıyamaz olmuştum. Yani dedikodu gözlerimi o kadar kör etmişti ki sevdiğim kızın babasını, yani müstakbel kayınpederimi yaka paça dışarı atacak kadar delirmiştim ben. Bakın, bakın şu kağıtlara. O zamanlar çıkan dedikoduları böyle bir kenara yazdım, sonra bakarız diye. Şimdi bunlara yan yana baktığımız zaman bir o kadar saçma, bir o kadar da komik şeyler. Örneğin ben, benimle ilgili dedikodular. Ben güya gençken iki kişiyi kesmişim, psikolojik tedavi görmüşüm ama iyileşip iyileşmediğim pek bilinmiyormuş. Ayrıca yangın çıkarmaktan hoşlanan bir kundakçı olduğum söyleniyormuş. Ya Naciye Hanım hakkında çıkarılan dedikodular, yani annem güya evliymiş ve kocası da dobişmiş. Benim genç ve yakışıklı olan babam bir büyüyle pembe bir ayıya dönüştürülmüş ve eski haline dönebilmesi için 22 yaşından gün almamış, bir kulağı yeşil,
bir kulağı mavi, sarışın bir yorgancı ustası tarafından öpülmesi gerekiyormuş. Ve tabii bu durumda biz babamı hiçbir zaman eski haliyle göremeyecektik. Gerçi bizim mahallede sarışın bir yorgancı ustası var. Bir kulağı yeşil, ama bir kulağı yok. Neyse, Sevda, az önce gördük. Güya amansız bir bulaşıcı hastalığa yakalanmış ve herkese bulaştırmak için koşuşturuyormuş. Ve Alper Bey, onun hakkında da insan eti yiyen bir yamyam olduğu dedikodusu dolaşıyor da ortalıkta. Güya çocukken geçirdiği bir uçak kazası sırasında Afrika'da bir ormana düşmüş ve bir yamyam kabilesi tarafından yetiştirilmiş. Bir dedikodu daha, kucağında taşıdığı kedisi son sevgilisiymiş. Dedikodu, lodoslu havada yanan kuru otlar gibi çabuk yayılıyor ve bir o kadar da çabuk büyüyor. Nejat hakkında çıkan dedikodular. Bakın, güya Nejat'ın babası hasta ve yaşlı bir benekli değilmiş ve Nejat babasına bakabilmek için bu çiçeklerini para karşılığında başka çiçeklere peşkeş çekiyormuş. Bir diğer dedikodu, onun master eğitimi yaparak yüksek salak olduğu. Sonra bir başkası, Nejat'ın aslında çok zengin bir Arap prensi olduğu ve bilerek salak rolü yaptığı. Bundaki amacı da kendisini bu haliyle sevecek bir kızla evlenmek istemesi. Asım Bey ile ilgili dedikodular saymak da bitmez. Sevgilisi olduğundan, röntgencilik yaptığından, bozuk paralarını taşımak için göbeğine silikondan bir para kesesi yaptırdığından, beni en çok şaşırtan ve benim dedikodu listemin top teninin birinci sırasında Asım Bey'in kadın olduğu dedikodusu. Güya Asım Bey paralarını korumak için erkek kılığında dolaşıyormuş. İnsan yeter ki inanmak istesin. Eski Türk filmlerindeki tesadüflere, enflasyonun tek rakama düşeceğine, reklamlarda söylenenlere, hatta akşam saat 7'de Boğaz Köprüsü'nden 90 km hızla gideceğine bile inanır. Onun için bir zamanlar bu dedikodulara inanmamıza pek şaşmıyorum ben. Şu gerçekten komikti. Fikret Bey. Fikret Bey aslında bir hayaletmiş ve duvarlardan geçebiliyormuş. Herkes buna inanmıştı. Ama hiç kimse de Fikret Bey'in odaya girmek için niye kapı kullandığını merak etmemişti. Zavallı adam. Bu hayalet dedikodusu yüzünden çok zor anlar yaşamıştı. Sevda! Sevda, kedimiz konuştu. Miyav dedi. Ayrıca Sevda, ben kesinlikle inanmadım. Tabii ki senin de inanmanı bekleyemezdim. O Abidin var ya, o Abidin. Bana ne dedi biliyor musun? Sevda'yı bir inşaata götürüp bir kireç kuyusuna atalım, ondan kurtulalım dedi. Ben engel oldum, yalvardım. Hayır Abidin dedim. Sevda hasta değil diye yalvardım kendisine ya. Öyleyse niye maske takıyorsunuz? Rujunuzun rengi kötü diye değil herhalde. Evet, güzel bir espri. Yalnız hava kirliliğinden dolayı ben bu maskeyi takıyorum Sevda'cığım. Ayrıca gazetede gelene kadar ne kadar çok dedikodu duydum bir bilseniz. Yani özellikle de şey hakkında, babanız hakkında. Babam hakkında? Evet, babanız hakkında. O Fikret Bey, o yüce, o değerli insan şeymiş, hayaletmiş diye bir dedikodu söylentisi. Kim çıkarıyor bunları? Abidin! Bir de o Naciye var ya annesi. O Naciye Pamuk Prenses'teki cadı, Abidin ise o Pamuk Prenses'teki cadının elindeki zehirli elma. Ben bunu söyledim ama. Dedim Fikret Bey dedim kesinlikle dedim öyle bir insan değildir. Ve ona dedim saygı gösterdim. Ben sizi arıyordum Alper Bey. Ben sizi arardım babacığım, niye zahmet ettiniz? Bir yazı yazdım da. Öyle mi? Evet, bu kaçak inşaatına böyle kat çıkan o müdahale. Çok güzel, şahane bir. Okuyun efendim. Buyurun okuyun. Bana bak alçak herif. O kaçak inşaatı sana yedirmem. Eğer oraya gelirsen, oradaki bütün tuğlaları, çimentoları, demirleri... Babama vurdun, ne yapıyorsun sen alçak? Hayalet değilmiş Sevda. Üçümüz birlikte çok mutlu olabiliriz. Hayalet değilmiş. Yumruğumun midesinde hissettim. Dayan baba yetti! Abici sen delirdin mi? Ben Alper Bey'i vuracaktım. İçimden geçmesi gerekiyor. Baba! Hayalet değilsiniz. Gittim be Fikret Bey! Geçin! Yanımda evin! Oğlum ne yapıyorsun? Sonay mısın? Ne yapıyorsun?
yardım edeyim sana, gel. Kalk. Çok şükür, hayalet değilsiniz baba. Biraz daha su içeyim. Bu olay önceden düşünülmüş ve planlanmış. Biliyorum. Bu gazetede olmamdan rahatsız olanlar var. Babacığım, lütfen inanın, ben bu insanlar arasında değilim. Doğru, elektrik süpürgesinin borusuyla karnınıza vurdum ama asıl amacım sizi korumaktı. Alper'di benim hedefim. Evet Fikret amca, ben de çok özür dilerim. Yani ben sizi duvardan öbür odaya sokmak istedim. Yani biraz da beni Abidin abi yanılttı aslında. Dedi ki Fikret Bey nasılsa bir hayalet. Onun içinden böyle yeşil ışıkla geçer gibi rahatlıkla geçebilirsin. Tavuk aklınla yalanlar uydurma. Lütfen çocuğa bağırma Abidin. Ne demek lütfen çocuğa bağırma? Nereden çıktı bu salağı korumak aniden? Aa, ne demek istiyorsun sen ya? Ne demek istiyorsun? Onun zengin bir petrol şeyhi olduğunu duydun, yağ çekiyorsun değil mi? Evlenmek istiyorsan ben anadan çekilirim canım. Lütfen sesini keser misin sen? Sen beni ne zannediyorsun? Gördüğü her milyarder petrol şeyhine... Necatçım, suratını ne kadar kesmişsin öyle? Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Sana söyledi abla. Sana söz veriyorum, bütün servetimi iyileşmen için kullanacağım. Senin tedavin için elimden ne geliyorsa yapacağım. Senin Allah iyiliğini versin, sen gerçekten yüksek salaksın ya. Kendisi hakkında çıkan dedikoduya kendi de inanmış. Sevda, ayağını denk al. Bozuşuruz valla. Kesin bu saçmalıklar artık ya. Aa, yok lan, hepinizi köşemde yazarım ha. Hayat olduğunda ben de inanacaktım. Çok haklısınız babacığım. Masum bir dedikoduyla başlayan olaylar büyüdü. Siz yine de iyisiniz. Asım Bey için ne dedikodular çıktı? Evet, evet. Asım Bey bir hava durumu sunucusuymuş. Yani bir kadın mı? Evet. Ne ya boğulacağım. Abidin çok özür dilerim hayatım. Niye? Babanı ıslattım. Güzel bir göz beni attı. Alper Bey. Naci Hanım, nasılsınız? Burada kadın kadına oturmuş, neler kaynatıyorsunuz bakayım böyle. Kadın kadına mı? Ne demek istiyorsun sen ya? Ben de bunu tahkik etmeye geldim ama galiba bu dedikodunun aslında esası yok. yok, sanmıyorum. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz değil mi Asım? Ve Asım diyorum ya. Asiye mi desem sana? Yok, Asım Gül. Bu adam akıllı kafayı üşüttü vallahi ya. Esprili bayanlara bayılırım ya. Hadi be. Bunu sana aldım. Ne bu? Tam otomatik çamaşır makinesi deterjanı. Hani öyle çamaşır yıkarken ellerin pütür pütür olmasın diye aldım. Ben bunu aldım ama meseleyi anlayamadım. Nedir bu kadın meselesi? Onu anlayalım bakalım. Şimdi Asım, bırak şimdi. Şimdi şu elbiselerin yerine diyorum, onları şöyle bir atsak, yerine şöyle tayyör mayyör giysen daha güzel olmaz mı? Ay kloşetek de çok yakışır. Kloşetek değil mi? Ya da tayt. Ağzın bacaklarına tayt sarar böyle. Ya da mini etek. Düşünsene, Haberin Boncuk Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni fıstık gibi bir hatun. İmaja bak, imaja. Gazetene biçim satar be. Hop, bir dakika bakalım şunu. Bir dakika dur, ne oluyor öyle? Davetlere falan beraber gideriz güzelim. Teklife bak. Ya sen manyak mısın be? İsterme, yeter artık. Kes şu lafları Allah aşkına. Asım. Ne var? Agresif hatunlara bayılırım. Ayrıca şu küçük sırrı açıkla iyi olur. Hangi sırrı? Seni Brezilya dizisi seyrederken görmüşler. Yalan efendim. Peki bu da mı yalan he? Ne var? Bu fiş de mi yalan? Çöp tenekesinde buldum. Senin çöp tenekendi. Kadınlar hamamı fişi. Gayet normal. Ben herkesten vergi yardımcısı için fiş toplarım. Şuraya bak, 500 bin lira. Ben bunu nasıl atmışım ya? Herhalde biri vermiştir, ne var bunda? Ayrıca Asım. Ne? Bu bıyıklarının takma olduğunu biliyorum. Nerede? Ya manyak mısın sen be? Ya bırak bıyığına dokunma! Dokunma bıyığına! Debelenme ya! İnsanlar gitgide kendini kaybetmeye başlamıştı. Nüfus artışına eşit bir hızla dedikodu üretiyordu. Başkalarının ürettiği dedikodulara inanıp bizler onun üstüne daha da inanılmaz dedikodular üretiyorduk. Kamera şakaları kadar acımasız ve saçma olmaları hiç önemli değildi. Herkes ve her şey hakkında dedikodu üretebiliyordu. Hadi Nejat neyse. Peki ya bize ne oluyordu?
Sizinle konuştuğumu görürlerse kesin bana deli damgası vururlar. Belki de Abidin abi o dört genç gibi beni de keser. Artık hiç kimseye güvenmiyorum. Tek güvenliğim sizlersiniz. Sevda ablayı bile şu dobişle beni çekiştirirken gördüm. Sizi çok beğeniyorum hanımefendi. Evet, çok istikrarlısınız. Az konuşuyorsunuz, evet. Yani söylediğiniz tek şey şu. Aradığınız numara yanlış, lütfen bir daha arayın. Hanımefendi, ben bu yanlışlığı bilerek yapıyorum. Neden mi? Sesinizi duymak için. İnanın hanımefendi, çevremdeki kimseye güvenemiyorum. Aslında böyle telefon sapığı falan değilim yani. Ya, alo, hanımefendi. Tüh, bitti, kapattım. Neyse, yeni bir yanlış numara daha çevireyim. Annemleri çok üzüldüm. Size büyü yaparak bu hale getirmeleri çok korkmuş. Ama olsun. Eminim bu başınıza gelenler size büyük bir olgunluk kazandırdı. Buna eminim. Çünkü en azından siz dinlemeyi biliyorsunuz. Diğerleri gibi değilsiniz. Nişanlım Abidin bile ben konuşurken kafasını çekmecenin içine sokuyor. Hasta olduğuma inandım. Asla onları affetmeyeceğim. Benim en güvendiğim insan sensin biliyor musun? Onların hepsini toplasam bir adam etmez. Ama en çok kim beni hayal kırıklığına uğrattı? Sevda, nişanlım. Gözlerimin önünde Nejat'a kur yaptı. Neymiş? Zengin bir petrol şeyhiymiş. Benim damarıma basmasınlar hepsini keserim. Zaten herkes benden korkuyor. Oysa ben psikolojik tedavi gördüm. Ne oluyor ya? Başkalarının benim hakkımdaki dedikodularına ben de inanmaya başladım. Niye he? Niye başkalarının dedikodularına inanıyorsun? Angut musun sen? Size en son duyduğum şeyi anlatacağım şimdi. Bunlar var ya, yani beş kardeş. Bunlardan en büyüğü, yani şu tutmuş. Yok, bir dakika. Önce buraya bir kuş konmuş. Ondan sonra bu tutmuş. Evet. Bir de sizin söylediklerinizi aynen söyleyen bir adam var ama onu beğenmiyorum hanımefendi. Aa, siz daha güzel seviyorsunuz. Evet, hep aynı şeyleri söylüyorsunuz ama hiç olmazsa dedikodu yapmıyorsunuz efendim. Kız Alper ve Yasin Bey yaptıklarını duydun mu? Deterjan hediye etmiş. Sonra da üstüne saldırmış, bıyıklarını çekmeye başlamış. Ya aslında ben iyi bir insanım. Öyle olmasa niye okuyucuların dertlerine çare bulayım ki? Ama bazen sıkılıyorum. O mektupları yırtmak yemek geliyor içimden. Ne yapıyorsun ya? Hiç değilse kendi hakkında dedikodu yapma. Hiç değilse bu olmasın. Bu pişirmiş, bu yemiş ve derken bu da... Beni yere düşürdü ve bıyıklarımı asılmaya başladı. Manyak bir gergeden gibiydi. Bak aramızda kalsın ama sonra da Asım Bey'in üstüne saldırmış, elbiselerini yırtmaya başlamış. Artık okuyucuların dertlerini iyice boşladım. Belki de adım Gülşen abla değil de Gülşen Çadı olsa daha iyi. Hani bana demiş. Gözlüklerimi ısırdı alçak. Naciye'nin kaynar su dökerek onları ayırabilmiş. Sen bu gazetede değil dert ablası. Eski bir daktilonun R harfi bile olamazsın be. Bu salakmış. Bağırdım, ağladım. Isırmış. Sen de adam mısın? Bana demiş. Ağladım. Elbiselerimi... Sen de... Hani... Ağladım. 15 dakika dinlendikten sonra servis edilir. Şehriyeli pirinç kralı. Çok severim ben. Tarifine bakıyorum. Evet, ne diyorduk? Dedikodu. Dedikodunun bizi hangi korkunç noktalara getirdiğini ibretle izledik. Artık sinirler iyice gerilmeye başlamıştı. Hiç kimsenin tahammülü kalmamıştı. Gazetenin her yanından bağırmalar, gürültüler, kavga sesleri geliyordu. Sanki burada gazete hazırlanmıyor, mecliste bir olağan toplantı yapılıyordu. Gazetenin kapısında bir tek One You Karates Hanım'ın yazısı eksikti. İşin ilginç yanı, birbiriyle hiç kavga etmeyecek insanlar bile kavgaya tutuştu. Çatır çatır çatır. Şimdi seni. Siz ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Dinlediniz mi? Dur. Bırak.
Sözlerini geri almazsan seni köşemde yazar, herkese rezil ederim. Ama iyi ki bir köşesi var. Zaten gazetede herkes bunu söylüyor. Görmemişim köşesi olmuş, almış herkesi. Görmemişim köşesi. Köşesi. Söyledim. Benim hayalet olduğum herkese sen gelmişsin. Ya ben yaymadım. Ya. Eğer ekmeğin üzerine salata sürüp üzerine karabiber döküp yemek sürse suçluyum. Ne? Ne? Şaşırdım, ne diyeceğimi unuttum. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor ya. Neymiş, okuyucuymuş da eksik kuponlarını almaya gelmişmiş. Bırak bunları, bırak. Anlat bana hadi. Özellikle Deli Alper hakkında. Ne biliyorsan anlat. Sana iki tane süper, dört tane mega kupon veririm, anlat. Ama ben bir okuyucuyum. Niye inkar ediyorsun? Benim çocukken yedi kişi öldürdüğüm yalanını kim çıkardı? Sen. Kahve falı bilmediğim yalanını sen. Tel ve şekillerinden hiçbir anlam çıkaramadığını sen yaydın. Hayır. İnkar etme, sen yaydın. Neymiş, rüzgarda giderken benim saçlarım dalgalanmıyormuş. Öyle bir dalgalanıyor ki. Kadınlar bana bakayım derken yollarını şaşırıyorlar. Niye yaptın bana bunları? Benim offside bilmediğim yalanını kim çıkardı? Sen. En direkt serbest vuruşu sen. Hepsini sen. Niye çıkardın? Niye? Hepsini biliyorum ben. Bırak beni ruh hastası. Senin kafadan sakat olduğunu herkese ben yaydım. Asıl ben de senin herkese kadın olduğunu yaydım. Hay alçak bay. Demek bekar erkeklerin çamaşırlarını yıkar ve dururlarım yazısını sırtıma ceketime iğreleyen sendin ha. Asıl. Asıl bey. Gözünüzün önünde bozuk para sallayıp sizi uyutan ve sonra da yüzünüze allık süren bu. İşte esas dedikoducu geldi. Esas dedikoducu bu. Benim peki hayalet olduğumu kim yaydı ortaya ha? Benim kundakçı olduğumu söyleyen kim? Sen, sen. Sen. Benim göbek taktığımı söyleyen kim? İkinizden biri söyledi demek ki. Ben söylemedim. Kafadan aklına geleni söyleyip durma, tamam mı? Ben var ya, ben ayrıca Nejat'la benim hiçbir alakam yok. Nejat o şey yapan, sözlenen şey, tamam. Gözünüzün içine baka baka yalan söylüyor Asım Bey. Ne? Fikret Bey salak hayalet. Bu Nejat'ın annesi. Nejat'ın annesi. Hayalet hani Fikret Bey'di? Ben ayrıca o yamyamları gürdan diye kullandığı çöp adam değilim, anlaşıldı mı? Amidin Bey. Dobiş'in annesi benim, sizin anneniz, eski karınız pardon. Dobiş, siz bir kediyle ciğercide tanışıp nişanlanmışsın. Bela, benim kediyle falan ilgim yok ya. Benim dedikodum şey, sadece kadınları röntgenlemem. Bir de ayrıca silikondan göbek taktırıp efendim aslında kadın olduğum dedikoduları bana ait. Dobiş, Sevda'nın eski kocası. Ha? Hayır efendim, yalan. Dobiş benim annem. Ya. Ben petrol şeyhiyim. Evet, petrol şeyhi. Petrol benim. Değilsin. Dobiş kim? Dobiş kim? Annem. Annem. Ciğercinin sözcüsü kim? Ben kimim o zaman? Sizsiniz Asım Bey. Ben peki, peki Fikret Bey neden hayalet oluyor? Ben niye kürdan oluyorum? Hayır, ben yanları kürdan. Hayalet ya, dolaplara filan giriyormuş ya, paraların içine giriyor. Yanları kürdan olarak kullandığı ben değilim. Sensin o be. Bunun ne hale geldiğini gördünüz değil mi? Kısaca özetlersek, olay ufacık bir dedikoduyla başlamıştı. Ardından kamu televizyon programlarının reytingleri gibi artmaya başlamıştı. Artık herkes her dedikoduya inanır olmaya başlamıştı. Ben bile kendimin 18 kişinin katili olduğuna inanmaya başlamıştım. İş çığırından çıktı. Kimin, kim için ne söylediğini karıştırır olduk. Kendimiz hakkında çıkan dedikodulara inandık. Sonra bu dedikodular karıştı. Başkalarının dedikodularını biz üzerimize aldık. Örneğin ben. Asım Bey'in kadın olduğu dedikodusuna kendime inandırdım. Ve ben kendimi kadın zannetmeye başladım. Ama bir gün gazetede Kevin Costner'ın resmine bakıp da hiçbir şey hissetmeyince kadın olmadığımı anladım. Birinin derhal bir şeyler yapması gerekiyor. Çünkü bizim dedikodularımız artık ciddiyeti çoktan aşmıştı. Dedikodu yapmanın da bir ciddiyeti var. Bizimki kepazelik boyutlarına gelmişti. Ben bu işe el atmalıyım. Ben Gülşen ablaydım. Ben ne bir kadındım, ne bir benekli geyik, ne de 18 kişinin katili. Gülşen abla olarak hemen bir şey yapmam gerekiyordu. Tabii Gülşen abla düşündü ve 237.836, 5 kişiye yeter. Sevgilim, bu son günlerde olanlara bir türlü inanamıyorum. Sanki Orta Avrupa ve Balkanlar üzerinden gelen şiddetli bir şaşkınlık dalgası içindeyim.
Senin çaresiz bir bulaşıcı hastalığa yakalanman beni alt üst etti. Artık ben de yaşamak istemiyorum. Üstelik genç olduğum yıllarda acımasızca doğradığım o 21 kişinin vicdan azabını da taşıyamıyorum. Gerçi hatırlamıyorum ama böyle bir şey yapmasam niye söylesinler? Onun için bu satırları okuduğunda ben ölmüş olacağım. Kim bilir, belki zehirle, belki hap içerek, belki sızan bir şofbenle ya da televizyonda bir müzik eğlence programı seyrederek intihar ederim. Belki bir gün çok yukarılarda, hiçbir asansörün çıkamayacak kadar yükseklikte buluşuruz. Kim bilir, seni seviyorum. Naciye Hanım, bu son günlerde olanlara bir türlü inanamıyorum. Sanki Orta Avrupa ve Balkanlar üzerinden gelen şiddetli bir şaşkınlık dalgası içindeyim. Hadi, diğer insanlar neyse de sizin tarafınızdan hayalet muamelesi görmek çok ağrıma gidiyor. Bakalım içimden geçecek mi diye bacağıma batırdığınız 3 numara övgü şişi adeta kalbime saplandı. Hele bir de sizin Dobiş'le evli olduğunuzu öğrenince dünyam iyice yıkıldı. Gazetedeki köşemde haksızlıklarla savaşmak bile içimden gelmiyor. Siz bu satırları okurken ben ihmal sonucu balkondan düşerek ölmüş olacağım. Bir başka zaman ve zeminde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Sizi seven Fikret'iniz. Ay, ay, ay Figo'cum, ay, ay. Ve Balkanlar üzerinden gelen şiddetli bir şaşkınlık dalgası içindeyim. Aslında seni severdim Asım. İnsanların sana kadın, röntgenci, göbeği silikon keseli gibi sıfatlar yakıştırmasına çok üzüldüm. Ya ben? Yok yamyam, yok kürdan, yok ciğercize tanıştığım tekir sevgili. Bunlar beni çok yıprattı. Sen bu satırları okuduğunda ben bozuk bir gıda maddesi yiyerek yaşamama son vermiş olacağım. Bana ne diyebilir? Hatta buna sevinebilirsin bile. Ama Asım, eğer ölmez, sağ kalırsam şu an üzerimdeki ve cüzdanımdaki bütün paraları sana vereceğim. Aslında seni seven patronun Alpoş. Alper, oğlum, şaşkınlık dalgası içindeyim. İnsanlar benim senin baban olduğumu ve çok hasta ve yaşlı bir benekli geyik olduğumu. Ya bir dakika ya, bir dakika ya. Benekli geyikten gelen mektubu okuyamıyorum. Aman Allah'ıma, benim orada da yok. Bir mektup yazmış ve intihar edeceğini söylemiş. Görmediniz mi? Görüntü yapacağını gördünüz mü? Bana gönderdiği mektupta kendini öldüreceğini yazmış. Naciye Hanım, evet. O da seni arıyordu baba. Aa. Sen ona bir mektup yazmışsın, balkondan atlayacağını söylemişsin. Tamam. Balkonda olabilir. Ben ona mektup yazmadım efendim. Alper. Hadi ver paraları. Ya ne parası Asım, ne parası? Sen halen ölmedin mi ya? Ne öleyim ya? Mektubunda cüzdanını yiyerek intihar edeceğini yazmışsın. Sen de bana mektubunda bütün paralarım senin demiş. Bana? Sen yazmışsın cüzdanı. Ben yazmadım. Yazdığım o mektuplar hepsini ben bu odada toplamıştım. Herkes çok korkmuştu. Ve sanıyorum ki ürettiği dedikoduların ne kadar korkunç sonuçlar yaratabileceğini görmüşlerdi. En azından ben öyle olmasını umuyordum. Durumu kontrol etmek için ben de pembe odaya geldim. Ben hep diyorum zaten ya, bu adam yalancının teki. Aynı zamanda tehlikeli de. Doğru zaten, 28 kişiyi doğramasından belli. İsterseniz onu polise şikayet edelim ha. Bunca insanı mektupla kandırmak neymiş görsün. Doğru. Abidin Bey. Ben nişanı atmayı düşünüyorum. Ya. Ben de köşemde yazacağım. Onu Gülçen ablalıktan atılması için. Baba. Ben aslında... Abidin.
Şakaydı. Şaka! Abidin planı tutmuştu. Gazetede dedikodu yapılmasını önledi. Eski huzur ve güven ortamını yeniden sağladı. Ama bizden duymuş olmayıp kendini bir şey sanmaya başladı. Çok havalara girdi. Yan yana duran iki terlikten birisi bile Nejat'tan daha iyi İngilizce konuşur diyorsanız haftaya Gülşen abiyi kaçırmayın. Kezban Roma'da ise Nejat da Londra'da. İçimi döktüm kendimi yazdım. Postaladım sana. Bir çare kim inanır?